Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Show Jumbo'muz yeme düştü. Onun dışında gerçekten ilerleyen günlerin çok böyle sürprizli haberlerim var. Onlardan bahsedeceğim. Az bir şey böyle tüyo vereceğim ama tabii ki de sürprizi bozmayacağım. Çok da güzel haberlerim var, ne yalan söyleyeyim. İlerleyen günlerde göreceksiniz. Çok güzel mutasyonlar çıktı. Bu, sadece burası değil, şu arka tarafta 10 ve 11. yuvalıklarda muhteşem mutasyonlar var. Hepsinden bahsedeceğim. Odanın bu kadar dağınık olmasına bakmayın arkadaşlar. Ev tadilatta olduğu için inanın hiçbir şekilde ilgilenemiyorum. Kendimle bile ilgilenemiyorum, öyle söyleyeyim. Komple koşturmaca yani. Sadece hani bu şeyler değil. Neyse, kuş mevzusu değil yani. Komple ben kendimle de ilgilenemiyorum. Sadece eve koşturuyoruz. Ev tadilatta olduğu için onların işi gücü işte. Neyse, birkaç güne bitecek, inşallah halledeceğiz. Evet, bir dakika, ben şu an bir şey yakaladım, bir saniye. Hop 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 hop, dur bakayım. Kolum takıldı, alamıyorum seni. Vallahi kapıya kolum takıldı, şu an çok sinir oldum. Evet, bu arada maşallah tosunumuza hepinizden birer maşallah bekliyorum arkadaşlar. Bu yavrumuza bakalım. Neyse, ben şurada bir vukuat yakaladım. Şu, gel bakayım buraya. Senin kursağındaki yemler var ama ötekilerden mi dileniyorsun? Derdim bu. Şimdi aslında ne yapalım biliyor musunuz? Ben buradakileri komple alayım, aşağıya koyayım. Bu kalsın burada. Evet, öyle yapalım. Evet, ayırdım. Şimdi bunların ikisini burada bırakma sebebim ikisini en son ayırdığım için, hani tekrardan bir bunun da yem isteme durumu olmasın diye son jumbo dişi yavrumuzda böyle ayırdım spangli olanı. Öyle yani arkadaşlar. Şimdi buranın mutasyonları böyle satılık olanlar için şunu söyleyeyim. İsteyen arkadaşlarımız oluyor. Hemen bilgisini vereyim. Gönderim yapmıyorum. Takas yapmıyorum. Elden teslim ediyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yer neresi diye soran olursa eğer, İstanbul Anadolu yakası Pendik arkadaşlar. Eğer duruma göre inersem merkezden de verebilirim ama genel olarak bakıldığında hep Kurtköy'den veriyorum. Bilginiz olsun. Sürekli olarak Kurtköy'den veriyorum. Çünkü ben o taraftayım arkadaşlar. Kurtköy'den almak isteyen olursa oradan veriyorum. Ki gelip alan da var. Ta Esenyurt'tan bile gelip alan var yani, öyle söyleyeyim. İmkansız diye bir şey yok ama tabii ki de sizin imkanlarınız ayrıdır. Her neyse, geçelim o konuyu. Dediğim gibi bilgiler böyle, hani şu neydi bu neydi diye sormanıza gerek yok. Fiyatı da soracak olursanız ben de çek fiyatları fix 50. Zaten şu anda bir tek satılık çekler. Show jumbosu jumbosu satılık değil. Buraya gelelim. Burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim, bir düzensizlik mevcut. Maalesef ki bakın suyu nasıl bitiriyor görüyorsunuz. Alıyor sağa sola saçıyor öyle. Burada bir kızımızda düzensizlik mevcut. Onun sebebi de şu. Yani ilk yumurtayı kırdı. Ondan sonra iflah olmadı. Ve dinlenmesi gerekiyor. Farkındayım. 3 ağız geçirdi. Yani bu 3. ağzı. Evet, 3. ağzı. Yani dediğim gibi bu 2 ağız geçirdi. Bu 2 ağızda sanırım buna ağır geldi ama 2. ağzı hiç yormadım. Yumurtlama periyodu değişti. Diyor ki beni dinlendir. Ben de dinlendireceğim. Hiç beklemeyeceğim. Bunlar ne yapıyorlar lan? Oha, dibini ben kapatmıştım onun. Gidip onunla oynuyorlar ya. Ya gerçekten tam çocuk gibiler var ya. Ciddi anlamda tam çocuklar ya. Neyse. Onu ellesen de bir şey yapamazsın yavrum. Sen çok güzelsin. Maşallah sana ya. Ya gerçekten arkadaşlar şov kadar değeri var bende. Şuna bakar mısınız nasıl sevdiriyor kendini? Şov da oradan çirkeflik yapıyor. Gel. Gel, seni de seveyim, gel. Gel. Çok fenalar ya. Baksanıza arkadaşlar, sev beni diye resmen atlıyor üzerime. Gel. Öteki de benim elimi ısırıyor. Tamam yeter, bırak. Şimdi bunları yem falan da koyarım ben. Buraya gelecek olursak, bunlar sürekli olarak yem kabının içine pisliyorlar. O yüzden bunu sanırım değiştireceğim. Nereye koyacağım onu da bilmiyorum. Bir problemimiz var maalesef burada. Ne diye soracak olursanız arkadaşlar, çiftleşmeler devam ediyor Allah'a şükür. Dişinin de kıçı şişti, dışkısı da büyüdü. Bir problem de yok genel olarak bakıldığında. Sıkıntımız ne biliyor musunuz? Bunlar yuvaya girmiyorlar. Sadece korkunca giriyor dişimiz. Şu anda yuvaya girme durumu yok. Ama ve lakin poposunda bir şişlik var ki anlayamadığım sertlik var. Yumurta hani normalde ortada olur ya, ele gelir. Bunun yan tarafta. Hani sanki böyle kanalın dışındaymış gibi. O yumurta kanalının dışındaymış gibi. Cidden şu zamanlar beni ürkütüyor bu dişi. İnşallah bir problem olmaz. Erkeğimiz de zaten tüyde sürekli üzerine gidiyor ama yine hani öyle tam baskını kuramıyor.
İnşallah bir problem olmaz dediğim gibi. Yani bilemiyorum. Emin de olamıyorum. Tek doğam bir sıkıntı olmaması. Başka bir şey değil. Rainbow'umuz da neden halsiz olduğunu, neden hareketsiz dişiye karşı kur yapmadığını anladım. Çünkü arkadaşlar bu da tüyde. Tüye girmiş, vücut tüyüne. Kafa tüyünü patlatır mı bilemiyorum ama sanırım onu da patlatacak. Bak. Çocuk işte ya. Vallahi çocuk işte. Rahat durmuyor. Bak. Eşek sıpaları ya. Hani dediğim gibi arkadaşlar sürekli olarak bunun kuru yapması gerekirdi dişiye. Çünkü beğendiği bir dişi biliyorum. Baktım yapmıyor. Demek ki bir sıkıntısı var. Elime aldım baktım. Vücuttan tüyleri falan patlatmış. Yere falan da dökmüş zaten. Tamam dedim. Bir süre zaman vereceğiz buna. Bunları zaten burada bıraktık. Bunun kursak dolu mu değil mi? Ona da bakmadım ama. Neyse şuradan bak. Gel bakalım. Zaten bu sürekli olarak uyuyor. Biraz uykucu. Anne babanın yanına bırakmak istemiyorum. Üçüncü yumurtladılar. Var arkadaşlar. Bunun kursak da var. Buraya gelecek olursak bu manyakta yumurta var. Kuyruğu görüyorsunuz. Arkadaşlar anında dışkı büyüdü. Şurada gördüğünüz gibi. Anında bir yumurtlama havasına girdi. Yani bilemiyorum ne yaparım. İnşallah az yumurtlar, çok fazla yumurtlamaz. İnşallah ya da boş çıkar bilemiyorum. En azından erkeğin tecrübesi içindi bu. Çünkü bir an böyle şey düşündüm. Yani aslında kendime de engel olamıyorum bu konuyla alakalı. Çünkü bu dişi direkt yuvaya meyilli bir dişi, direkt yumurtlamaya meyilli bir dişi. Eğer hani dedim beğenirse şunu atsam mı? Ama renkler o kadar farklı ki rainbow çıkmayacak çok belli. Ama bir türlü beynimdeki bu düşünceye hakim olamıyorum bilemiyorum. Belki yumurtlamıştır bakayım. Yok. Şu an için herhangi bir şey yok. Yani şöyle fotoğraflarını çekelim. Gerçekten güzel bir takım oldular. Ya şu erkeğe de diyorum şuradaki dişiyi atayım. Aha bunu. Şu beyazı da rainbow'a atarım diye düşündüm. Çünkü bu dişiyi rainbow'a attım olmadı yani. Yapacak bir şey yok. Neyse buradaki yavrumuza gelelim. Bununla beraber arkadaşlar toplam 5 tane yavrumuz var biliyorsunuz ki. Bir tane erkek, geri kalanlar dişi. Bu da gizli ino. 2 tane gizli inomuz var. Bunun kanatlar biraz daha belirgin, yavaş düşme. Evet. Onun kanatlar biraz daha belirgin. Onun dışında da zaten bu tarafta bir şey yok. Şimdi buraya gelelim. Burada arkadaşlar maalesef bir tane şov yavrumuz. En küçük olan şov yavrumuz. Şu an için yani beklemedeyiz. O öldü en küçük olan. Ötekilerini bekliyorum. Bilezik takar takmaz buraya kaydıracağım. Burada da muhteşem mutasyonlar var. Buraya kaydıracağım arkadaşlar ve bunları tekrar yumurtlatacağım. Bir planım var. Eğer tutarsa açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi size arkadaşlar sürprizlere falan geleceğim. Gerçekten tutarsa açıklayacağım. Düşündüğüm gibi olursa açıklayacağım. Olmazsa zaten boşuna heyecanlandırmanın anlamı yok. Şimdi yavruları göstermeyeceğim çünkü çok küçükler ve dişi gerçekten çok çok huylu. Çok rahatsız ettim şu son zamanlar. Yavruyu bana besletiyor, sonra kendisi besliyor. Cidden gıcık bir dişi, onu söylemem gerekiyor. Ama anaç mı anaç, ilgili mi ilgili, yavrusunun peşinde mi peşinde. Benim için bu yeterli. Fallow'a gelelim arkadaşlar. Ben yuvayı açmadan bir maşallah istiyorum. Çünkü burada öyle bir mutasyon var ki. Yani mutasyon dediğim benim rengi, benim gözüme güzel gelen, piyasada görmediğim bir renk. Öyle söyleyeyim, gizli ino. Ve parçalı olmasa white face rainbow diyebileceğim bir şey çıkmış. Yani ona benzer bir renk. Evet, renkleri görüyorsunuz, muhteşem. Şimdi arkadaşlar bu benim favori rengim lila. Beyaz, lila ve gri. Yani gerçekten bayıldım. Hatta kendime ayırıp ayırmama konusunda o kadar kararsızım ki. Ya bildiğiniz lila arkadaşlar, lila. Bildiğiniz lila. Hani diyorum koyayım köşeye böyle güzel renkler olsun. Belki bunu ayırırım. Gerçekten bunu ayırma ihtimalim yüksek. Bunu ayırmak istiyorum, ne yalan söyleyeyim. Onun dışında ikinci favori rengim de bu. Bakın şöyle belli oluyor mu bilmiyorum. Çok fazla da ışık var. Bakın böyle daha iyi. Görüyor musunuz şuraları mor. Gri ve beyaz parçalı böyle değişik bir renk. Ve bu kimin yavrusu bakayım. Eğer fallow taşıyıcıysa efsane olur. Bir bakayım. Dur yavrum. Tam da gözükmüyor ama. Bir saniye. Arkadaşlar şu lila olan Painted'ın yavrusuymuş. 14 numara. Bayıldım ya sana. Gerçekten bayıldım. Maşallah. Şu benim ikinci favorim. Sen kimin yavrusun bakayım. Sen de Allah bilir Painted'ların yavrusundur. Çünkü öyle güzel renkler attılar ki gerçekten bayıldım. Yok bu fallow kanı.
Arkadaşlar şunun kanatlara bakar mısınız? Hani böyle white face rainbow'larda yoğun bir böyle mavi ile gri karışımı olur ya. Ama onun parçalı hali. Hani bu şöyle söyleyeyim. Grisi bir tık daha yoğun olup parçalı olmasaydı white face rainbow diye nitelendirilen kuşlardan olacakmış. Şimdi ilerleyen zamanlarda rainbow at diyecek olan arkadaşlar var mı bilemiyorum aranızda ama çıkmaz arkadaşlar. Açık net söyleyeyim çıkmaz. Belki bunu da ayırırım. Renk olsun. Yani ufak kuş istemiyorum istemiyorum. Ya bana böyle renkler denk geliyor arkadaşlar. Benim hayatımda hiç görmediğim bir renk bu. Ne yalan söyleyeyim hiç görmedim. Gerçekten muhteşem maşallah. Bu da Painted'ın yavrusu. Yine aynı şekilde şunun kardeşi. Bakın arkadaşlar bunun kanında tamam mı? Bu renk var. Bunun kanında o renk var. İsterseniz ayırtın. Sarı yüz opal. Deli dişinin renginden olacak ama bunun kanında. Mevcut yani kanında. Bu da bakayım sen nesin? Bu da şuna benziyor. Bunun aynısı olacak. Bu renk isteyen arkadaşlar varsa büyüdüğünde bu rengi alacak. Bu renk isteyenler varsa buyurun bu. Birebir ikizi. Bu kimin yavrusu? Sen bakayım. Bu da Fallow'ların yavrusu. Fallow taşıyıcı bir yavru. Kaçırmayın. Ben size diyorum arkadaşlar bakın. Gerçekten göze çarpan yavrular var. Tutup da yani sağlam kan yavru almak isteyen varsa ve yakınsanız da bana bence kaçırılacak yavrular değil. Yani ben pet shop'a vermeye kıyamıyorum ama el mahkum veriyorum yani yapacak bir şey yok. Buraya gelelim. Bakayım kirlettiniz mi yuvayı? Evet. Bir tane bilezik çıkmış küçüğün ayağından. Burada da bomba mutasyon. Yani mutasyon demeyeyim bomba renkler var. Çünkü burası çok fazla mutasyon kaynamıyor öteki taraf gibi. Birincisi bu. Bununla şu zaten hemen hemen aynı renk gelecek. Bu ve bu. Bakayım bileziğinde ne yazıyor bunun. 19. Bu da arkadaşlar Fallow'ların yavrusu. Mor parçalı geliyor. Demek ki dişinin kanı daha baskın. Tüh ya. Vallahi istemezdim öyle olsun. Bu da mor parçalı. İsteyen olursa bakın Bulut'un yavrusunun birebir aynısından geliyor. Bu anneye benzeyecek. Painted. Yani şuradaki Painted anneye benzeyecek ama Painted'ın yavrusu değil galiba. Fallow'un yavrusu olması lazım. Ya renk renk geldi ya. Ben hani inanamadım. Kaç numarası sen? Yok 18 Painted'ınmış. Özür dilerim arkadaşlar. Bu da Painted'ın yavrusu. Hani dedim Allah Allah bu kanında. Ve en bombası söylüyorum arkadaşlar DF. Bu takım DF attı. Gerçekten şoklardayım. Bu takım DF attı. Ben beklemiyordum böyle bir şeyi. Painted annemiz ve buradaki hani demiştim ya küçüklüğünde tam bir damızlık olacak kuş diye. O babamız örtülü spangremiz. Ben artık ona çakır diyorum. Çünkü gerçekten ölen kuşun çakıra çok benziyor. Ondan yavru alamamıştım. Bundan almak nasip oldu. Onlar DF attı. İnşallah tam anlamıyla böyle süt beyaz bir DF olur. Onu da vereceğim. Bir tane sadece Fallow'a eş ayıracağım buradan. Şu mesela Fallow kanı. Dur yavrum. Şu mesela Fallow kanı. Tamam mı? Bu da sarılı geliyor. Muhtemelen bunu ayırırım. Neredesin? Bu mesela Fallow kanı. Bu da yeşil parçalı geliyor. Benim dediğim renklerden. Yine Fallow'un kanındakiler de bunlar. Aynı şekilde. Bu küçük bileziğini çıkartmış şu. Yine takarız buna. Biraz küçükken takıyorum arkadaşlar. Hani büyüyene kadar çıkarsın ben unutmayayım diye. Çünkü şeyde şu bilezik olan yerde takılı olursa ben unutuyorum. Evet. Şunu şuraya koyalım da unutmayayım. Ben takacağım yine onu. Şimdi buraya gelelim. Son olarak diyecektim değil. Çünkü daha sultanlar var. Dişimizde maşallah arkadaşlar 3 tane yumurtladı bile. Oo baba buradaymış haberim yok. 3 tane yumurtladı. Yani yavrulardan temizlemeye fırsat bile kalmadan ay gördüğünüz gibi bıraktı bugün 3.'yü. Darısı diğer yumurtaların başına. Bir yine 6-7 tane fix yumurtlar yani onu söyleyeyim. Evet bu kafes bu kadar. Buraya geldiğimizde VF'lerimizden yani güzel haberi bekliyorum. İnan şekilde buradan da ve buradan da. Çünkü yani bir tane yumurta burada heba oldu. Biliyorum. Bir tane yavrusu yine erken çıkarma olayı. Yani üzerine atlayınca kırılmış. Onlar da çıkartmış. Bakın bunlar yuvada yatıyorlar. Kıçı daha şişmemiş. Onun bilgisini vereyim. Daha şişmemiş ama yumurtlayacak diye düşünüyorum. Çiftleşme görmedim. Burada da dışkılar gerçekten kocaman. Burayı görüyorsunuz. Şu arkaları görüyorsunuz ama tüyler de çok fazla. Yuvada yatıyorlar ve dişinin kıçı sanki böyle hafiften bir şişmiş gibi. Öyle söyleyeyim.
İnşallah bunlar da yumurtlar ama ben sanki güzel bir sona doğru gidiyor gibi gördüm. Bilemiyorum, tamam, emin değilim. Şimdi arkadaşlar son olarak bir de şu küvez ve şeyden bahsedeyim. Genel olarak ilerleyen günlerdeki planımdan bahsedeyim. Sultanlarla alakalı bir planım var. Bu tayfayla alakalı bir planım var. İpucu bu olsun. Onlarla alakalı bir planım var. Küvezi de şöyle söyleyeyim. Termostat dediğim gibi arkadaşlar röle ampulü attırmıyor. Kapatmıyor, açmıyor. Belli bir sıcaklığa gelince kapatmıyor. Belli bir sıcaklığın altına düşünce açmıyor. Full yanıyor yani. Yanınca da otomatikman yavruyu yakma derecesine geliyor. Ben buna bu şekilde güvenemem. Benim besleyeceğim şey profesyonel olmalı. Yani profesyonel dediğim böyle tam bilmem kaç milyarlık bir ürün yapacağım demiyorum. Profesyonel dediğim sadece yavruyu yakmayacak profesyonellikle olsun yeter. Onun dışında arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Sultanlarla olan planım bu. Küvezin detayına gelecek olursak termostatı değiştireceğim. Dayıma vereceğim aslında bunu. Yapabilirse yapsın. İki tane küvezimiz olmuş olur. İkinci küvezi de ısı geçirmeyen malzeme var ya, strafor. Ondan yapacağım. Etrafını yani şöyle söyleyeyim. Çok fazla büyüklükte olmayacak. Yani bu kadar, bu genişlikte bile olmaz. Genişliği bu kadar bile olmaz, öyle söyleyeyim. Çok geniş olmayan, İçine yavruların sığabileceği, sultanların ya da muhabbetlerin sığabileceği bir sistem kurmak istiyorum. Ve eğer hani oldu ki sultanlardan sağ salim bir yavru alabildik, tamam mı? VF olsun, bunlar olsun, bunlar olsun. Sağ salim bir yavru alabildik. Onun dışında şovlarımız ve jumbolarımızı da yormamak açısından yavruları çıkarttırdık. Mesela atıyorum 15-20 günden sonra el beslemeye çekip büyütmek istiyorum. Yani ben çalışacağım, nasıl yaparım inanın bilmiyorum. Ama böyle bir düşüncem var. İnşallah olur. Yani zaten 15 günden sonrası yavrunun günde maksimum 2 defa beslenmesi demek. Birini ben beslesem ötekini zaten annem illaki besler. Ve benim evde olmayacağım maksimum 2 gündür diye tahmin ediyorum. Onun dışında evde olurum diye düşünüyorum, bilemiyorum. Hani sistemi kurduktan sonra size tam detaylısını söyleyeceğim. Ve ben bu bilezikleri yetiştirmeyi gerçekten çok istiyorum. Bakın bunları gerçekten yetiştirmeyi çok istiyorum. Ve şu anda bakın Çek ve İngiliz yazmışım. İngiliz kırıklar için, daha yumurtlamadılar gerçi. İnşallah onda da bir yumurta sıkışması yoktur. Kaç tane harcamışız? 24. duruyor. 23 taneyi harcamışız. Şu anda 24, 25, 26'dan devam edip kaça kadar gidiyor? 55'e kadar gidiyor arkadaşlar. Yetmezse yenisini alacağım Çekler için. Hiç problem değil. Yeter ki tek derdimiz, problemimiz bu olsun, yetmemesi. Şovlarımızda kaç tane kalmış? Bakıyorum şu an 7 tane kalmış. Yani 7'den itibaren devam edecek. Sultanları zaten daha hiç harcamadık ama harcayacağız inşallah nasip olursa. Ben güveniyorum, burada olacaktır diye düşünüyorum. Problemin de yer olduğunu düşünüyorum. Yuvalık olduğunu düşünüyorum. İnşallah dediğim gibi mutlu bir sona ulaşırız. Beğenmeyeceklerim bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bugünün en güzel haberlerinden biri de tabii ki de şovun yeme düşmesiydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.